Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle Kamino ağı içerisindeki alt ağlarda diyebileceğimiz subnetleri inceleyeceğiz. Diğer Kamino videolarımızda gördüyseniz aslında subnetlerin çok önemli olduğunu fark etmişsinizdir. Birazcık da bu subnetlerin neler olduğunu inceleyelim istiyorum. Aslında Kamino'nun içerisinde dağıtık bir sistem vardı. Bu dağıtık sistemin içerisinde platform zinciri, kontrat zinciri ve exchange zinciri vardı. Bu zincirler aslında ana ağın tamamını oluşturuyordu. Ana ağ dediğimiz yapı, Camino Network'ün içerisinde bu üç zincirden oluşuyordu. Bu üç zincir de zincirde aslında subnet'lerle biraz etkileşime giriyordu. Nasıl etkileşime giriyordu? Mesela platform zincirini kullanarak biz subnet'ler üzerinde işlemler yapabiliyorduk, düzenlemeler yapabiliyorduk, oluşturabiliyorduk vesaire. Exchange zincirini de kullanarak biz aslında orada transferler yapabiliyorduk. Bunlar bizim için çok özel, çok önemli özelliklerdi. <laughs> Peki subnetler nedir diye baktığımızda burada farklı yapılar da örneklenmiş bizim için ama subnetleri biz aslında Polkadot'taki para chainler olarak veya Cosmos'lardaki zonlar olarak düşünebiliriz. Bunlar ana ağ bağlanan küçük ağlar olarak yine özetlenebilir. Bir ana ağımız var ve bu ana ağın aslında kendini koruması için oluşturduğu bir güvenlik var. Bu güvenlikten faydalanan alt ağlar var. Bir örnek verelim. Bir projem var ve bu projeyi ben blok zincir altyapısıyla hayata geçirmek istiyorum. Blok zincir altyapısıyla hayata geçireceğim zaman ilk olarak bir blok zinciri oluşturmam gerekiyor. Zor bir işlem ama yapılabilir. Blok zincirimi hayata geçirdim. Blok zincirimin artık güvenliğini sağlamam lazım. Güvenliğini sağlamam için çoğunluğu elde edemeyecek kadar insanın mevcut olması lazım. Yani bir zincir oluşturduğumda 5 tane doğrulayıcı koyarsam 3 tane doğrulayıcısı olan veya 8 oldu. Atıyorum 5 tane doğrulayıcısı olan yere geldiğinde 6 tane doğrulayıcısı olan geldiğinde çoğunluğu sahip olduğu için orada benim sözümün geçmesini engelleyecektir. O yüzden benim burada güvenliği sağlarken çoğunluğu da sağlamam lazım. çoğunluğu sağladıktan sonra bir token'ım oluşturmam lazım ve bu token'ın değerli olmasını sağlamaya çalışmam lazım. Token'ımın işlemlerinin çok hızlı olmalarını sağlamam lazım vesaire. Gördüğünüz gibi bir sürü denklem var aslında çözmemiz gereken. Bu çözmemiz gereken denklemlere diyor ki Camino, ya bunların hepsine teker teker uğraşmasan, gel benim subnet'im ol. Ben sana zincirimdeki özellikleri paylaşayım. Kendi zincirini oluşturma şansı vereyim. Kendi zincirini özelleştirme şansı vereyim. Hızını vereyim ve ben senin güvenliğini sağlayayım. Bu şekilde bir fayda sağlayabiliriz aslında Camino sayesinde ve subnetler ortaya çıkıyor. Bu subnetler sayesinde biz Camino üzerinde projelerimizi kendi blok zincirimizi kullanarak, kendi zincirimizi kullanarak ana, ana ağa bağlı bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Sa aslında burada da göreceğimiz gibi subnetlerin bazı avantajları var. Bu avantajlara sırasıyla bakarsak uyumluluk var mesela. Birden farklı zincirde Aynı kuralların uyumlu olduğunu göreceğiz. Bunları bir sonraki slaytta birazcık daha inceleyeceğiz. Private dediğimiz özel blok zincirleri için bir destek olduğunu göreceğiz. İlgi alanlarına uygun özellikleri göreceğiz ve uygulamalara özgü gereksinimleri göreceğiz. İlk olarak uyumlulukla başlayacağız. Kamino aslında sapnetleri belirli bir yere kadar bir özgürlük tanısa da, bu özgürlüğü tüm ağın güvenliğini sağlamak için bazı konularda kısıtlayabiliyor. Bu kısıtlamalar sayesinde de aslında bizim için uyumluluk oluşuyor. Ne demek istiyorum burada? Mesela Camino'nun alt ağında çalışmak isteyen her bir belirli her bir doğrulayıcı aynı zamanda ana ağda da çalışmak zorunda ve ana ağda çalışmak için de KYC ve KYB uygulamaları yapmak istediğimiz için aslında alt ağlarda işlem yapacak kişilerin kim olduğunu da bileceğiz. Hangi şirketler olduğunu da bileceğiz. Bu şekilde bir bilinirlik söz konusu olduğunda bizim için Aynı zamanda bir güven orta güven e, ortamı ortaya çıkacak. Bununla beraber biz aslında validatorları yani doğrulayıcıları tek bir yerde kullanmak zorunda olmayacağız. Farklı zincirlerle bir uyumluluk söz konusu olacak. Özel blok zincirler için destekten bahsetmemiz gerekirse bir de Camino içerisinde Aynı zamanda private blok zincirleri de bir destek sağlıyor. Bunları da subnet'ler sayesinde yeni ortaya koyuyor. Bu private zincirler aslında internete bağlı olma yan zincirler olarak düşünebiliriz. Hatta internete bağlı olanlar da olabiliyor ama genel olarak internete bağlı olmayan olarak düşünebilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Aslında herhangi bir dış müdahaleye bağlı olmadan kendi içerisinde çalışabilecek bir yapı sunuyor. Bu kendi içerisindeki yapı da aslında yine kendi içerisinde bir ekosisteme sahip oluyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Gizli bir projeniz var ve bu gizli projeyi de blok zincirle yapmak istiyorsunuz. Blok zincirin güvenilirlik ve merkeziyetsiz yapısını kullanmak istiyorsunuz. Ama yine de gizli olmasını istiyorsunuz. Burada aslında gizli blok zinciri mekanizması kurarak çok dışarı bunu belirli, dışarı aktarmadan ortaya sunabiliyorsunuz. Bu gizli blok zinciri aslında farklı blok zinciri projelerinde de yapabiliyoruz ama Camino burada destek verdiği için çok daha hızlı ve kolay bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. İlgi alanlarının oluşturulmasından bahsedecek olursak biraz da Kamino'da aslında biz kendi ilgi alanlarımıza göre kendi zincirimizi konfigüre edebiliyoruz. Yani özelleştirebiliyoruz. Burada demek istediğimiz şey şu. Mesela bir havayolu şirketiyim. Şirketi olduğumuzu düşünelim. Ve bir zincir oluşturduk Camino'nun altında. Semnet oluşturduk. Ben bu subnetimi aslında havacılıkla alakalı veya uluslararası işte ulaşımla alakalı kişiselleştirebilirim. Bu kişiselleştirmeler sayesinde ben aslında ne yapıyor oluyorum? Blok zincirimi istediğim optimal seviyeye getirebiliyorum. İlgi alanlarımı belirledim. İlgi alanlarıma göre özellikler ekledim. Ben o özelliklerden otel özelliği eklememe gerek yok. Çünkü o benim işime yarayacak bir özellik değil. Otellerin kullanabileceği bir özellik o. Ama ben bir hava yolu isem kendi ilgi alanlarıma göre özellikler oluşturabilirim ve bu özellikleri de subnetlerimize entegre edebiliriz ve bu entegrasyon sayesinde ben çok daha rahat bir şekilde ilerleyebilirim. Uygulamalara göre göre isimlerden de bahsedersek eğer burada da aslında yine subnetlerin çok değiştirebilir, esnek yapılar olduğundan bahsedebiliriz. Örneğin şunu söyleyebilirim. Bir projemiz var ve projemizde 1000 kişiye hizmet vereceğiz. Şimdi bu 1000 kişiye hizmet vereceğimiz sistemde bizim gereksinimlerimiz ona göre kısıtlı olacaktır. Ona göre RAM'imizi ayarlayabiliriz. Ona göre CPU gücümüzü ayarlayabiliriz. Ona göre işlem gücümüzü ayarlayabiliriz vesaire. Ama bunun yerine ben şunu dersem ki ben 100.000 kişiye bir hizmet vereceğim. Burada 100.000 kişiye hizmet verirken aynı gereksinimleri sağlamak çok zor olabilir. Çünkü aynı RAM'de 100.000 kişiye ve 1000 kişiye hizmet veriyorsam 1000 kişi için belki hızlı çalışabilir ama 100.000 kişi için o kadar hızlı çalışmayacaktır. Burada aslında ben kendimi ölçeklendirebilir bir sistem oluşturarak ölçeklendiriyorum sistemimi ve buna göre farklı gereksinimlere göre ihtiyaçları gideriyorum diye söyleyebiliriz. Bu videoluk bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sabretlerden yine ileriki videolarda geri geldiğinde bahsedeceğiz. Teşekkürler dinlediğiniz için.